Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Fenerbahçe'de her şey karıştı haberiyle başlamak istiyorum. Biraz da yorumsal bir haber. Şimdi ee, şunu çok 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 belirteyim. Fenerbahçe'de sadece taktiksel olarak işler karıştı. Bu arada ekrandan yansıyan ışık da güzel oluyormuş ya. Şimdi sevgili arkadaşlar Sezona Jorge Jesus yönetiminde büyük umutlarla girdi Fenerbahçe. Ve 11 transfer yaptı Fenerbahçe. Ancak önce Dinamo Kiev ardından Ümraniye spor maçlarındaki karışık görüntü keyifleri kaçırdı. Kadroda ciddi yapılanma hataları göze çarptı. Fenerbahçe ligin açılış haftasında Ümraniye ile berabere kaldı ve hani kral çıplak mı denilir başka bir şey mi denilir birçok şey ortaya çıkmış oldu. Fenerbahçe 4 resmi maça çıktı. Ve bunlardan üçünü Kadıköy'de çıktı. Sadece Slovaç koyu 3-0 yendi. Ve Jesus yönetimindeki Fenerbahçe inşallah bugün akşam da Slovaç koyu engelini geçer. Bir üst tura yükselir. Ama sıkıntılar şöyle. 1- Kadro'da 39 futbolcu var ve 21 yabancı oyuncu göndermede kulüp zorlanıyor demiş. Şimdi ben bu videoyu biraz da önce çektiğim için arkadaşlar belki siz bu videoyu izlerken 39 değil belki 28 kalacak. Bilemem. Ama şu an transfer markette 38 futbolcu gösteriyor bende. Bilmiyorum demek ki sizden bir farkım var. Ama bu çok mühim değil. Ben bunu çok sallamam. Futbolcu gider. O kolay. 2. Savunmada iki sol ayaklı isim var. Salahi ve Perez. Perez önceki gün yani Ümraniye maçında sol beke geçince sistem aksadı. Sol bek oynayan Aloski ve Novak düşünülmedi. Şimdi hem adamı alıyorsun hem o adam oynatmak yerine başkasını oynatıyorsun değil mi? Bu da tuhaf. Ama futbolculara rol veriliyor arkadaşlar. Rollere ezberliyorlar. O rolü ezberleyene kadar oynatmıyorlar. Mesela Nova bu rol çok verilmedi. Novak gönderilmeyi düşündüğü için. Sabek Dosayi'nin yokluğunda alternatif ferdi verim alınamadı diyor. Ben Ferdi'den verim alındı ama Ferdi'nin son vuruş becerilerinden verim, al verim alınamadı diyorum. Arao ve İsmail forma giyiyor ama geçen sezon yıldızları Crespo Zayt kesik yedi. Mesela bugünkü maçta çok net olarak bakacağım. Yani ders çıkarılmış mı çıkarılmamış mı siz de bakacaksınız. Hazırlık maçı niteliğindeki bir resmi maç biliyorsunuz. Arda Güler şans bulamıyor diyor. Bu zaten bildiğiniz konu. Ali Koç Jesus tarafından 10 numara verilen arada şans bulamıyor. Tisserand ortadan birdenbire kayboldu ve birdenbire Lemos eklendi. İlginç bir şekilde Lemos eklendi. Üstelik Lemos'a 15 dakika tahammül edebilmişti Jesus hazırlık karşılaşmasında. Forvet'te de belirsizlik hakim. Serdar Dursun doğrusunu ilk 11'e yazılamıyor. Yedek desen olamıyor vesaire 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 diyor. Şimdi Jesus kararını verdi Zaitz 11'e diye de bir haberim var. Arkadaşlar henüz kadrolar belli olmadığı için bir şey konuşmak afaki. Ama e, hani muhtemel kadrolarda herkes de yazıyor. Ve Jesus Slovaçko maçında Miha Zaitz ve Osai Samuel'i ilk 11'e yazmayı düşünüyor diyor haberde. Zaten mantık olarak birini oynatmamıştı birini de oynamadı. Jesus'a kötü olarak dönmüştüm. Ha mantık olarak bu maçta forma şey rotasyona gitmesi lazım. Skor avantajı var mesela. İsmail yüksek. Oynat gitsin. Novak oynat gitsin. Yani Arda Güler ilk 11 başlat gitsin. Değil mi? Mergin Berişa zaten kadroya alınmadığı için Berişa'yı saymıyorum. <laughs> Mehmet Demirkol. Sil baştan yalpalaması. Şimdi Fenerbahçe'nin Ümraniye Spor'la 3-3 beraberliği sonrasındaki Mehmet Demirkol'un sözleri. Bakın kısa bir yer biraz bekleyin. Yani kısa bir yeri biraz sabırla dinleyin. Fenerbahçe'nin dizilişi 4-1-3-2 değil. Kağıt üzerinde öyle yazsanız da Ümraniye maçındaki oyuncu özellikleri gereği öyle değil. O takım 4-2-2-2 olarak da görebilirsiniz. Ama bana sorarsanız... Ümraniye maçındaki 11 ile bu takım 5-0-5 oynuyor. Bu oyunda doğru yerleşip hamle zamanlamasını iyi yapamazsanız iki hat birbirinden kopuyor. Bu da uzun geri koşulara yol açıyor. Yani hocam anlayabileceğimiz şekilde söyle. Şöyle söyleyeyim. Doğru zamanda doğru baskıyı presi yapamazsan savunmayla forvet arasında çok uzun bir yer oluşuyor ve ileridekiler çok fazla koşu yapıp geriye doğru koşup çok yoruluyorlar. Emre Mor ve Rossi Arao'yu tamamlama konusunda pek de uygun oyuncular değiller. Bu pozisyonda oynadıklarında ikisi de Amerikan futbolcu koşucuları gibi diyor. <laughs> Fenerbahçe pas yapamadı. Akın sürekliydi sağlayamadı. İlk yarının hikayesi buydu. Son dakikalara gelen güzel yani son dakikalarda gelen güzel kontra golü ve penaltı dışında rakip kaleye isabet eden şut yok. Rakip ceza sahasında topla buluşma ise yüzde sekiz. Penaltı dışında Valencia'nın penaltısı. Rakip ceza sahasında topla buluşma 8. Yani Ümraniye'nin baskıyı kırdığını anlatabiliyor muyum? Mesela Kiev Solovaçko maçlarında yakın bir baskı oluştu ama Ümraniye hızlı çıkışlarla bunu kırdı. Kimin gidişi sonrası o geri koşuları artık daha da önemli olacak. Çünkü savunma daha yavaş bu olmanca böyle boş bir orta sahayla çıkarsa da savunman kırılganlaşır. Üçlüye dönüş de bunu gidermedi. Ümraniye'nin korner organizasyonlarıyla gelen iki golü Fenerbahçe'nin kornerlerde ne savunma ne hücumda bir plan ortaya koyamayışı da oyunda dengeyi belirledi. Fenerbahçe yine bir sil baştan yalpalaması yaşıyor. Jesus'un orta sahayı sağlam tutacak, top yapabilecek bir ekip kurması ve bunda ısrar etmesi lazım diyor. Şimdi ben bunu niye aldım? Yani hoca maçın üstünden kaç gün geçmiş. Ben bunu şu yüzden aldım. Bazı teknik direktörler o kadar aksi, o kadar inat olur ki inadı uğruna sezonları kaybeder takımlar. Şimdi arkadaşlar benim Ali Koç'a bir mesajım var iletilsin diye. Benim Ali Koç'a bir mesajım var iletilsin diye. <laughs> Dur o mesajı size okuyacağım. Normalde 16.30'dakinde okuyacaktım ama Şimdi size okuyacağım arkadaşlar. Bilmiyorum belki mesaj iletilmeyecek. Duyum kaynağım benimle dalga geçecek. Belki iletilecek. Ben bir şey diyemem. Ama sözüm vardı size okuyacağıma dair. Şimdi Mustafa Hoca'yı bir köşe yazarı olarak düşünün ki ben bu işe zaten köşe yazarı olarak başladım. Haksızsam haksızsın diyebilirsiniz. 1. Osayi Alioski ile sağdan soldan bindirirsin. Birisini sağ, birisini sol sol bek yaparsın. Ki Osay sağ ayaklı, Alioski sol ayaklı. Yani Osay'ın ileri çıkıp ortalayacağı toplar, Alioski'nin ileri çıkıp ortalayacağı toplar tehlike üretir. Osay'ın daha çok yerden ortaları isabetli. Osay'ın havadan ortalarında çok fazla isabet yok, çok fazla mantık da yok. Yerden ortaları isabetli. Aynı şekilde Alioski'nin Havadan ortaları iyi olsa da Alioski de yerden sever. Al sana taktik. İki bekim bunlar olursa ileri çıkıp yerden orta denettireceğin iki tane isim var. Savunma merkezi. Luan Perez ve Bekao yap. Bekao ne ya? Ee, neyse Luan Perez ve Bekao yap savunma merkezine. İki tane sert, iki tane temaslı, iki tane yeterli düzeyde hızı olan stoper. Ya gördük yeterli düzeyde hızı penaltı yaptırdı. O adam sol bekte. Çapraz koşuyla yetişti. Daha hızlıydı yanından. yani savunma dörtlüsü. O sahi, Bekao neyse o. Luan Perez, Alioski. Dörtlü savunmayı kurdun. Kaleyi konuşmuyorum bile. O çok önemli değil. Ortaya gelince. Arao hep özel hurmacı pası deniyor. Yani Özer Hurmacı'nın pasları hatırlayın. Hep böyle ulan ben bir pas atayım, yüzyıllar boyunca konuşulsun diye pas atmaya çalışırdım. Özer'ine pas. Kaleye şutları de Nitekim bir tane orta sahadan falan bir golü var da Torunlarını anlatır. Ara hep özel Hurmacı pasa deniyor. Yani hep uzun deniyor. Gerek yok. Çok yoruluyor. Bu da onu çok görüyor. Şimdi orta ikili de Crespo Zayt. İkisini koy. Bakın savunma hattından bahsettim. Şimdi orta sahaya geldim. Crespo Zayt'sı yan yana koy. 4-2. Crespo Zayt'sı yan yana koydun mu? Bitti. Şimdi <laughs> Zayt sürükleyip öne götürür mü? Götürür. Savunma katkısı verir mi? Verir. Dönenleri toplar mı? Toplar. Gole yakın yerde koğuşlanır mı? Koğuşlanır. Golü koklar mı? Koklar. Süper. <laughs> Arao ile İsmail Yüksel'e çok güzel yedek düşünürsün. Mesela Arao Crespo'nun yedeği, İsmail'le Zaytsın yedeği dersen bir kişi itiraz eder mi? Bence etmez. Şimdi <laughs> dediğim gibi Arao İsmail yedek olursa herhalde kimse kızmaz. Şimdi gelelim sağ ve sol kanatlara. Arkadaşlar burada birçoğunuzdan zıtlaşacağım. bir çoğunuz beni beğenmeyeceksiniz buradan. Ama dinlerseniz hak verebilirsiniz. Şimdi sağ ve sol kanatlar. Koridor açıcı isimler olması lazım. Orada koridor açacak. Kendileri açmasa da açıcı isim. Mesela Rossi solda, Emre Mor sağda. Ya da Buruma solda, İrfancan Kahveci sağda. Bakın. Ters ayaklı isimleri ters kanada yazdım. Anladınız mı? Ters ayaklı isimler. İrfancanlar, Emre Mor sol ayaklı ama sağda. Rossi ve Buruma sağ ayaklı ama solda. Bunlar Osayi'ye, Alioski'ye alan açacak şekilde bir sistem kurabilirsek ya da orada üçüncü bir eleman misal Zayt sola kayıp burada üçgen yapıp kaçırabilirse Crespo sağa yanaşıp üçgen yapıp kaçırabilirse müthiş bir tandem olur. İsmail Kartal Fenerbahçe'si ne yapıyordu? Orada bir üçgen yapıyordu. Biri koşu yapıyordu savunma arkasına. Löp! Topun altına birisi giriyordu savunma arkasına pas. Sadece bu taktiği bile denesek ligin kralı oluruz. Haşmetli kralı oluruz. <laughs> Bunu da söyledim. Forvet ve forvet arkasına gelirsek. Lincoln Alex stilinde bir oyuncu. Bakın. Laflarımı başka tarafa çekmek isterseniz ansiklopediler boyunca açıklama yapmam gerekir. O yüzden sade konuşuyorum, net konuşuyorum. Alex stilinde bir oyuncu. Koşmaz, koşturur. Koşarsa yorulur. 2 metreye pas atamaz. Ya sonradan oyundan alırsın <laughs> ya sonradan oyuna alırsın. Yani 60 dakikalık topçu haline getirirsin. Forvet'te koşu yapabilen bitirici bir isim lazım. Pedro bu işi karşılar mı? Karşılar. Ama o gelene kadar oynatılması gereken isim Valencia. Valencia'da saç baş yoldurur. Vesaire. Hocam Lincoln'in yedeği kim? Arda Güler. Joshua King. Ben bir şey söyleyeyim. Benim gördüğüm, gözlemlediğim Joshua King kanat oynayabilir. İkinci forvet oynayabilir. Hani Oyun sıkıntıya düştü. 4-1-3-2'ye dön. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Gizli yani 10 numaradakini çıkart. ikinci forvet olarak al. Yapacak bir şey yok. Ama şu anki King benim ilk iki sıralamama Lincoln'un ve Arda Güler'in arkasına ancak gelir. Hocam Arda Güler ilk 11 oynasa o da olur. Yani Lincoln'e da Arda Güler. Fark etmez. Hal böyleyken Serdar Berisha rotasyon ya da doldur boşalt forveti haline dönüşür ki biri fazla. En az biri fazla. Hızlı forvet lazım bize. Pivot değil. Bakın hep bütün sistemi yerden yaptım. Havadan ne lazım? Lincoln'un duran topları. İki tane stoperin zaten uzun olacak. Crespo birisi toplayıcı arkada. Belki diğeri de içeride olacak ya da karşılayan. O zaman forvetin ya da forvete yakın bölgelerdekilerden biri uzun olabilir. Ya da kısalarla da kısa sistem yaparsın. O yüzden Serdar Berişa'dan en az bir tanesi fazlalık. King kendine gelirse kanadı ya da forveti yedekleyebilir. Forvet arkası olmaz, olamaz. Bu adamın pozisyonu takibi yok. Bu adam pozisyonu takip edemiyor. Kaleyi görünce şut vurma meziyeti yok. Atarsa ayda yılda bir atar. Hatta bugün Joshua King'in sözleşmesi feshedildi deseler birçok Fenerbahçe taraftarı gibi ben de sevinirim. En azından Arda'ya şans doğdu derim. Ancak 3 kulvarda oynayıp yaklaşık 55-56 maçı hedefleyen bir takımında 2 tane 3 tane 10 numarası olabilir. Bunda bir abesiyet yok. Bereket o. Lincoln solda oynayabilir. Arda sağda oynayabilir. Solda oynayabilir. Bereket o. Yani en büyük bereket o. Ya da bazı maçlarda iyice çıldırıp ulan maçın içinde sağ bek sol bek kay öne kay öne orta sahadakinin yanındasınız. Merkezdekilerden bir tanesi çık. Stoperi aldım onu. 3-3-4'e döndüm diyebilirsin birçok maçta. Bunu da unutmayın. Şimdi gelelim. Hocam sen bunu söyledin ama Ali Koç bundan anlama. Sen ona Rogon falan yazacaktın diyecekler. Şimdi gelelim şuna. Fenerbahçe'ye bir forvet önerisi ve Fenerbahçe şartlarını sordu. Michael Antonio. Michael Antonio. Hatırlamanız lazım ismi West Ham United'ın forveti 10 milyon euro piyasa değerine sahip ikisine sözleşmesi kalan 1.80 boyundaki Jamaika asıllı Londra doğumlu forvet. Rogo'nun değil merak etmeyin. Biz bu arkadaşın şartlarını sorduk sadece. Daha önce de sormuştuk. Hatta 3-4 milyon euroya çekebilir miyiz diye bir saçma düşünce hakim. Bilginiz olsun. Yani <laughs> siz ilginiz olsun. Yani sizin bilginiz olsun. Ee, Hakkımızda hayırlısı olsun. Ama baktığın zaman adamlarda Skamaka var. Bir de Antonio var. Yani iki tane forveti varken bunu sana vermez. Transfer market şeyine bakıyorum. Eksi 111 milyon euro yazıyor. Ama çok mühim değil. Bu adamlar zaten alttan çıktıkları için alt ligden çıktıkça para veriyorlar. Ligde kaldıkça para alıyorlar. Yani alttan çıkan bile 200 milyon euro alıyor. Gerisini siz düşünün. Bu adamlar e, <laughs> Maso koyu falan kiraya gönderen adamlar. Yarmo koyu gönderen adamlar. Bence olmaz olmaz değil. Olabilir. Bu Skamakay'ı da yeni aldılar. Belki bir isim daha alırlar. Alırlarsa olabilir. Ben duyum olarak bildirmiş olayım arkadaşlar. Ee, hani haberiniz olsun. Fenerbahçe'nin bir tane baba sağ stoper alması lazım. Rossi'ye 9 artı teklif varsa Rossi'den çıkması lazım. Ya da Rossi ile bir şey yapması lazım. Maxi Gomez ile durum ortada ama Zayt Crespo monte edilmeden ya da en az bir tanesi daha monte edilmeden şampiyonluk bence daha hayal. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Ama şu bir gerçek Fenerbahçe'nin şampiyon olması bir maçla olmaz. Bir maçta şampiyonluk kaçmaz. Bir maçta şampiyonluk gelmez. Sabır etmeniz lazım. Sabır etmemiz lazım. Bilginiz olsun. William Corinthians'tan kesin olarak ayrılacakmış. Fenerbahçe Fulham ve Fulham William'ı kadrosuna katmak istiyor diyor. Eğer yurt dışından e, teklif gelirse de bedava göndermek zorunda kalacaklarmış. Öyle bir maddesi varmış. Bana mantıklı gelmiyor. Açık ve net söyleyeyim. Bana mantıklı gelmiyor. E, onu da söyleyeyim. Başka bir şey söyleyecek miyim? Başka da söyleyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Yani ben başka bir şey de söylemeyeceğim. Ama e, yapılacak iş işlemler belli. Fenerbahçe'nin biraz daha skor alması lazım. Fenerbahçe skoru aldıkça adım gibi eminim. Taraftarlar da skoru gördükten sonra değişecektir. E, eleştiri yerini desteğe bırakacaktır. Fenerbahçe taraftarı maalesef böyle. Yani maalesef bir şeyleri görmek istiyor. Görmeden desteklemeyi çok fazla sevmiyorlar. O yüzden bir şeyleri de görürüz inşallah. Sherlock'tur, işte ne bileyim Bekao'dur, şudur budur. Benim için bunların çok bir e, önemi yok. Benim için isimler değil Fenerbahçe'nin sistemi önemli. Ha sistem adam akıllı işliyor mu? Ondan sonra isimler önemli olur. Eğer ortada sistem yoksa zaten isimleri konuşmanın bir anlamı yok ki. Yani Alioski Alioski'ne Novak oynadı. Yani takım kötü oynadıktan sonra kim oynarsa oynasın. Ama takım iyi oynadıktan sonra belki Novak Alioski'yi kesecek. Belki İsmail Arao'dan forma alacak vesaire vesaire. Umarım demek istediğimi anlatabildim. Maç öncesi canlı yayında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Teşekkürler arkadaşlar.